Dünyanın en güçlü orduları belli oldu. Türkiye 11. sırada. Ülkelerin savunma alanındaki gücünü araştıran ABD merkezli Global Firepower, dünyanın en güçlü orduların listesini yayınladı. 145 ülkenin yer aldığı listede ordular asker sayısı, bütçe, hava, kara ve deniz gücü gibi 60'tan fazla başlıkta değerlendirildi. Sıralamaya göre dünyanın en güçlü ordusu ABD. Onu Rusya ve Çin takip ediyor. Türk ordusu ise geçtiğimiz sene 13. sırada yer alsa da bu yıl 11. sıraya yükseldi. Global Firepower'ın hazırladığı bir başka listeye göre ise Türkiye NATO ülkeleri içinde en güçlü 5. orduya sahip. Peki ama başarılarıyla parmak ısırtan Türk ordusu dünya çapında bu kadar güçlü olmayı nasıl başardı? Geleceğin harp sahasında insanlı sistemler yerini insansız ve teknolojik sistemlere bırakıyor. Türkiye'de tam olarak bu dijital muharebe alanlarının gereksinimlerini karşılayacak teknolojiler üzerine çalışıyor. 2023 yılında Milli Savunma Bakanlığı'na ayrılan bütçe 182 milyar lira. Savunma sanayinde Ar-Ge'ye ayrılan bütçe ise 1,5 milyar doların üzerinde. Amaç Türk ordusunun envanterine yapay zeka ile çalışabilen, sahaya bırakıldığında kendi kendine karar verebilen ve bir takım şeyleri bilerek hareket edebilen insansız birlikler eklemek. Söylediklerimden de anlayabileceğiniz gibi ülkemize sadece askeri ürünler üretmek için çalışılmıyor. Aynı zamanda bu ürünlere zeka katmak için yazılımsal ve donanımsal konularda da uzun mesailer harcanıyor. Yazılımlar neticesinde dijital birlikte görev alan hava araçları sahadan elde ettikleri görüntüleri kara ve deniz araçlarına iletiyor. Onlar da birbiriyle koordineli şekilde hareket ederek gerekli yere gerekli müdahaleyi yapıyor. Yani tek bir koordine merkezi üzerinden yönetiliyor. Yapay zeka teknolojilerinde en hızlı olan ve bu teknolojilerle sistemlerini en hızlı dönüştüren ülkelerin yakın bir zamanda diğerlerine üstünlük sağlayacağı da bir gerçektir. Bu teknolojilerin en büyük getirisi ise tabii ki personel kayıplarını azaltmak. Ayrıca silahlı kuvvetlerimizin performansını da sürdürülebilir kılmak ve minimum harcamayla maksimum sonuca ulaşmak. Aslına bakacak olursak bir orduyu başarılı kılan en büyük parametrelerden biri hızlı karar alabilme yeteneği. Karar verici mekanizmanın sağdan gelen istihbarat yorumlayıp hızlı karar alıp düşmanı etkisiz hale getirebilmesi. Bahsettiğimiz yeni teknolojiler ise bu kararı yazılımlar ve üzerindeki sensörler sayesinde otonom olarak veriyor. Yani karar vericinin önüne işlenmiş ve filtrelenmiş veriler direkt olarak geliyor. Geleneksel sistemler tabii bundan daha farklı. Önceden istihbarat gelirdi, istihbarat üzerine düşünülür, taşınılır, ona göre karar verilmeye çalışılırdı. Artık bu yeni sistemler sayesinde karar verme hızı da arttı. E tabii ülkemizin gururu otonom araçların birkaçına değinmemek olmaz. Bunlardan biri Havelsan tarafından üretilen Havelsan Barkan. O, otonom bir insansız kara muharebe aracı. Otonom olması sayesinde gerek uzaktan yönetilerek gerekse sensör sistemi sayesinde çevreyi algılıyor. Böylece keşif, gözetleme ve mühimmat taşıma gibi yeni dijital muharebe alanlarının gereksinimlerini karşılıyor. Modern teknolojiyi askeri birliklere entegre eden bir diğer araçsa Havelsan Baha. O da aynı şekilde bir otonom. Gökyüzünde görev yapabilen insansız bir hava aracı. Özelliklerinin sadece birkaçından bahsedecek olursak havada 6 saat kalabiliyor. Dikey iniş kalkış yapabiliyor ve gece gündüz keşif, gözetleme ve istihbarat sağlayabiliyor. Asıl değinmek istediğimiz konuysa bu iki aracın dijital birliğinde yer alan insansız silahlı deniz aracı Sancar ile hep birlikte koordineli olarak hareket edebilme yetenekleri. Savunma sanayi teknolojilerinde dünya öncülerinden olan ülkemiz yeni savaş alanlarında da oldukça iddialı gözüküyor.